kendimi 2015-45'e dönüş bir şey olarak Frited'in köyünde buldum. Hem de sadece 5 kalple. Karşımda ise korku içinde bağıran Frited'in ailesi ve onları esir alan Bobby 1545 vardı. Oğlum ortama bak, ne oluyor? Frited'in evi parçalanmış, Bobby esir almış Frited'in ailesini. Oğlum ne oluyor burada? Aslan, kurtar bizi, yardım et bize. Evet babacığım, bir şey koyacağım lütfen. Lan Frited ne oldu burada? Bobby niye sizi kaçırdı? Niye esir aldı? Ne oluyor burada? Alien virüsü onu ele geçirdiğinden beri Bobby kontrolü kaybetti. Kevin, bizi buradan kurtarman lazım. Virüs mü? Lan Bobby, bana bak, trollüyorsan seni çok fena yaparım ha. Şunlara bak, hepsini bağlamışsın. Çok korkmuşlar. Şunlara bak ya. Bak hemen serbest bırak onları. Hiç komik değil. Artık her şey için çok geç. Bobby'nin kontrolü artık tamamen bana ait. Oğlum ne oluyor lan? Kim konuşuyor oğlum? Bobby konuşamıyor ki. Fallen virüsü çok yakında sen de dahil herkesi ele geçirecek. Artık dünyayı ben yöneteceğim. Fallen bunları dedikten sonra Bobby birden virüsü Zoglin'e atladı ve Frited'in evini terk etti. Ben de hiç zaman kaybetmeden Frited'i ve ailesini kurtarmak için peşlerine düştüm. Onları kurtarıp Fallen virüsünü yenmeliydim, yoksa her şeyin sonu gelebilirdi. İkinci gün Frited'in ailesini kurtarmak için Bobby ve Zoglin'lerini takip etmeye devam ettim. Normalde Zoglin'leri çoktan yakalamış olmam gerekirken virüslerin Zoglin'lere sağladığı hız sayesinde onlara yetişemiyordum. Lan oğlum şunlara bak ya, çok hızlı koşuyorlar ya. Virüs ne yapmış bu Zoglin'lere? Çok hızlı gidiyorlar. Oğlum nasıl yetişeceğim ki böyle? Normal insan gibi koşuyorum yani. Yetişemem böyle hayatta onlara. Oğlum bu Kevin 1545'in özel gücü falan yok mu ya? Elimde böyle kılıç var ama dur şöyle bir tıklamayı deneyim, şöyle bir tıklayayım. Aa, bir dakika. Oğlum harbi kılıcın gücü varmış lan, ışınlanabiliyorum. Şuna baksana, harika. Dur şöyle hemen tıklayayım. Oğlum vallahi yetişeceğim böyle. Gel lan buraya baba, şimdi yakalayacağım seni. Gel lan buraya. Ulan hadi çok az kaldı. Şöyle bir tane ışınalım. Gel lan buraya. Bir dakika lan, bunlar nereden çıktı oğlum? Bobby bir şeyler doğurdu. Baksana, zombi pigmentler doğurdu. Hem de Fallen virüslü. Ulan Bobby seni yakaladığında çok fena olacak ha, haberin olsun. Fallen virüsü Bobby'nin beni atlatamayacağını anlayınca birden önüme zombi pigmentler doğmuştu ve yolumu kesmişti. Bu zombi pigmentler de tıpkı Zoglin'ler gibi virüslü olduğu için hızlı hareket edebiliyordu ve bu yüzden Bobby'nin peşine bunları öldürmeden düşemezdi. Oğlum şunlara bak, sürü sürü geliyorlar ya. Ben bunlardan nasıl kurtulacağım ki? Işınarak da kaçamıyorum yani. Baksana çok hızlı koşuyorlar. Oğlum acilen bir şey yapmam lazım, yoksa oyun başlamadan bitecek. Şuna bak. Bir dakika, ne oldu lan, form değiştirdim. Şuna bak, kızgın Kevin oldum. O abi çok iyi. Oğlum var ya, şimdi siz bittiniz. Baksana Kevin sinirlendi. Bak şimdi size nasıl vuruyorum. Üf, baksana tek atıyorum hepsine. Sana şöyle vuralım, sana da şöyle vuralım. Hadi bir tane daha, son bir tane kaldı. Yes, oh be, sonunda öldüler. Oğlum bu acil durumlarda sinir formun gelmesi harika bir şey ya. Vallahi ölecektim, şuna baksana. Oğlum çok iyi. Ya onları o kadar kesik de baksana, Bobby şuralara kaçtı gitti. Oğlum kaybettim Bobby'yi ya. Şimdi onu nasıl bulacağım ki? Of, ne yapacağım şimdi ben ya? Üçüncü günden 10. güne kadar Bobby'nin izini günlerce sürmeme rağmen bir türlü gittiği yeri keşfedemedim. Bu yüzden bazı ipuçları aramak için oyuna başladığım yere, yani Frited'in köyüne dönmeye karar verdim. Ya Bobby'nin izini kaybettim de belki burada ipucuna falan rastladım. Şöyle bir etrafa bakayım hemen, Frited'in evine bakayım, bir göz atayım. Aa burada bak, virüs blokları var. Dur bunlara basmadan şöyle geçeyim de bana bir şey olmasın, hemen şöyle atlayalım abi. Tamamdır, çok güzel. Aa bir dakika, dışarıdan onu şöyle, şuna baksana, tüm şehir virüslü olmuş. Baksana köylüler falan da virüslü olmuş. Oğlum Fallen virüs tüm köyü ele geçirmiş, şuna bak ya, mahvolmuş her yer. Oğlum çok fena patladık ya, buradan ipucu falan hayatta toplayamam. Her yerde virüslü köylü var ya, ne yapacağım şimdi ben? Bir dakika. Oğlum bu Tarık'ın sesi değil mi? Ne oluyor oğlum burada? Bir dakika, Tarık neredesin? Aa gördüm onu. Baksana virüslü köylüler Tarık'ın evini basmış. Hemen gidip Tarık'ı kurtarmam lazım. Bekle, geliyorum. Hemen şöyle virüse basmadan kapıdan geçelim. Tarık ben geldim. Ne oluyor burada böyle? Evimi bastı kardeşim. Bana yardım et. Tamam Tarık, sana hemen yardım ediyorum. Gelin lan buraya virüslü köylüler. Şöyle sizi öldürelim. Hop, tamamdır, birini öldürdüm. Hadi bir tane daha öldüreceğim şöyle. Gel bakalım buraya. Tamamdır. Hadi seni de öldürelim. Tamamdır. Son bir tane kaldı ve yes, öldürdüm hepsini. Tarık bu köye ne oldu böyle ya? Bak şuna baksana. Nerede virüsler falan var, köyü basmış. Ne oldu oğlum, bu virüsler nereden geldi böyle? Bilmiyorum kardeşim, her şey bir anda oldu. Virüslerimi yok etti. Tarık bana %100 güvenebilirsin. Bak seni kurtarmaya geldim, her şeyi düzelteceğim ben. Ama önce buradan gitmemiz lazım, tamam mı Tarık? Burada plan yapamayız, burası çok tehlikeli. Ya ama ben evimi çok seviyorum. Tarık bak, bana güvenmen lazım. Tek yolu bir, inan bana. Ama bak, için rahat olsun, her şey çok güzel olacak. Ben bu Fallen virüsün kökünü kuracağım. Kökünü görürsün. 11. günden 13. güne kadar köyümüz virüsler tarafından ele geçirildiği için Tarık'la birlikte ev yapmaya karar verdik. Ve tabii ki bunu yapmak içinse biraz oduna ihtiyacımız vardı. Bu yüzden güzel bir orman keşfedip hemen odun toplamaya başladık. Tarık tamamdır, yeterince odun topladık gibi gözüküyor. İstersen evi yapmaya başlayalım, ne dersin? Tamam hadi başlayalım. Evimiz çok güzel olacak, güven bana. Harikasın Tarık. Hadi başlayalım şöyle. Ben şuraya doğru odun koyuyorum o zaman. Bir dakika. Oğlum ne oldu lan şimdi? Oğlum ne oluyor? Oğlum kocaman oldum. Baksana kalp sayı falan da arttı oğlum. Çok iyi. Oğlum ne oldu sana? Kocaman oldun.
Vallahi bu yeni formülü artık o virüsü kolayca yenebiliriz Tarık. Neyse de gel, zaman kaybetmeden evi yapmaya başlayalım. Ve böylece yetişkin Kevin formuna dönüştükten sonra Tarık'la birlikte evimizi yapmaya başladık. Kısa sürede evimizi güzel bir forma sokmayı başardık ve açıkçası sonuçtan oldukça memnundu. Tarık vallahi evimiz harika oldu ya. Baksana çok şık. Ne diyorsun he? Bir dakika. Tarık niye ağlıyorsun ya? Ay şuna baksana ya. Fiditet'le fotoğrafı koymuş Tarık ya. Çok üzüldüm şu an. Yazık ya. Kardeşimi çok özlüyorum. Olmadan ben ne yaparım? Ya Tarık, seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum ya. Tamam, sen bana güven, Ferit'i geri getireceğim sana ben. Tamam, öyle olsun. Tamam o zaman, ben hiç zaman kaybetmeden Bobby'yi bulmaya çalışacağım. Bir de güçlenmeye çalışacağım. Sen burada eve göz kulak ol, burayı güvende tut. 14. günden 25. güne kadar daha da güçlenip Ferit'i ve Bobby'yi kurtarmak için etrafta gezinmeye karar verdim. Günlerce etrafta gezdikten sonra bulacağım şey ise beni Fallen virüsünü alt etmeye bir adım daha yaklaştıracaktı. Ulan o Fallen virüsünü pişman edeceğim var ya Tarık üzüğüne. Şimdi biraz daha güçleneyim, göstereceğim gününü ona. Ap bir dakika. Dur, orada bir şey var lan. Ne var lan burada? Ne olmuş burada? Oha oğlum, şuna bak. Ortada bir tane kurt var, böyle yerde yatıyor. Dur şunun yüzüne bakayım bir. Abi bu kurt da değişik bir kurt, normal bir kurda benzemiyor. Oğlum ne olmuş burada lan? Virüs blokları falan var. Çok garip. Ve şimdi fark ettim. Bak virüs blokları şu tarafa doğru gidiyor. Bak bir iz oluşturmuş. Dur şunları takip edeyim. Acaba beni nereye götürecek ya? Çok merak ettim. Ve böylece beni yeni bir mekana götürmesi umuduyla bulduğum izleri takip etmeye başladım. Uzun yürüyüşüm sonucunda kendimi bulduğum yerse ürkütücü bir mezarlıktı. Abo mekana gel. Şuna baksana. Çok garip bir yere geldik. Bak mor sis falan var. Havada mor falan oldu. Çok ilginç. Vallahi dürüst olayım. Bence burası açık ara geldiğim en havalı mekan olabilir ya, o kadar diyorum. Abo mekana gel, baksana kocaman bir mezarlığa geldik. Vallahi burada loot falan bulsam çok güzel olur ha. Yeni bir silah falan keşfetsem efsanevi olur yani. Ben tam bunları söyledikten sonra bir anda mezarlıktan zombi hayvanlar çıkmaya başladı. Görünüşe göre buradaki varlığım mezarlıktaki ölüleri rahatsız etmişti. Ben tam kendimi korumaya hazırlandığım sıradaysa işler daha da ilginçleşmeye başladı. Lan oğlum bak, zaten ölmüşsünüz, bak mezardan çıkıyorsunuz, ikinci kere öldürürüm sizi ha. Bana bulaşmayın oğlum, gidin başımdan. Sakin ol evlatlarım. Misafirimizi korkutmak istemeyiz değil mi? Oğlum sen kimsin lan? Oğlum bana bak, Fallen'la işbirliği falan yapıyorsan seni lime lime doğrarım, haberin olsun ha. Bana bulaşma bak. Merak etme. Tıpkı ben de senin gibi Fallen virüsünden nefret ediyorum. Hadi ya, sen de mi Fallen'dan nefret ediyorsun? Valla sevinsem üzülsem bilemedim, biliyor musun ya? Ben bu değişik yaratıkları görünce burada özel eşya düşürüp güçlerini falan zannediyordum ya. Neyse. Aslında şimdi sen öyle deyince aklıma çok güzel bir anlaşma fikri geldi. Enigma denen bir Minecraft efsanesi mezarlığıma Fallen virüsünü getirmeye çalışıyor. Enigma'yı öldürüp kalbini bana getirirsen belki sana özel bir güç bahşedebilirim. Ne dersin? Enigma mı? Oğlum koskoca Minecraft efsanesini yenebileceğimi hiç zannetmiyorum ama yani şansımı denemek zorundayım. Başka çarem yok gibi gözüküyor. İyi tamam, o zaman anlaştık. Ben sana Enigma'nın kalbini getirmeye gidiyorum. Sen buradan sakın bir yere ayrılma. Ben hemen geleceğim birkaç gün sonra. Kulağa harika geliyor. 26. günden 34. güne kadar daha da güçlenmek için Enigma ile savaşmak üzere yola koyuldum. Yolun sonunda kendimi bulduğum yerse pes pembe büyülü bir biyomdu. Tehlike kapıdaydı. Lan bu videodaki tüm biyomlar mı ilginç olur? Şuna baksana, kocaman kale falan var. Baksana büyülü bir biyoma geldik. Acayip bir yer burası. Yalnız şey çok garip, biyomda hiçbir şey bulamıyorum. Ne bir canlı var, ne Enigma'dan eser var. Hiçbir şey bulamıyorum. Herhalde kalenin içine falan saklandı. Gidip bakalım şöyle kalenin içine. Derken oğlum Enigma geldi lan. Tam lafın üstüne geldi. Oğlum ne diyorsun lan? Türkçe konuş, anlamıyorum. Bozuk televizyon gibi konuşuyor. Şuna bak ya, TV study gibi. Bir de skinine baksana, böyle bozuk mozuk, böyle kareli marili, anlamadım. Çok garip ya. Oğlum seni anlamıyorum diyorum. Alo Türkçe konuşsana, anlamıyorum seni. Enigma bu garip sesleri çıkardıktan sonra birden kalenin içinden üstüme doğru virüslü yaratıklar gelmeye başladı. Bu yaratıklar Ferit'in köyünde gördüğüm köylülerin mutasyona uğramış haliydi. Bu da yetmezmiş gibi ben aşağıda bu virüslü yaratıklarla uğraşırken Enigma'nın bana bakıp sırıtması sinirimi bozuyordu. Ulan Enigma, şu virüslü yaratıkları bir halledeyim, sana gününü göstereceğim. Bak oradan sırıtıyor, beni izliyor. Şuna bak ya. Dur şunları hemen şöyle hallederim. Oğlum baksana şunlara, virüs ne yapmış bunlara? Tipleri falan kalmış. Çok acayip bir şey ya. Virüsü. Ulan sinirli modumu aktive edeyim de göstereyim size gününüz şimdi. Bak şöyle, şimdi aktive edeyim sinirli modumu. Üf, baksana yıldırım tek attı. İki tane kaldı. Dur hemen şöyle geri dönelim, şunlara da vuralım şöyle. Tek yesinler. Aa, bir dakika, tek yemiyorlar. Dur seni tamamdır, şimdi öldürdüm. Seni de öldürdüm, tamamdır. Bay bay. Ya Enigma'cım bak, tuzağın işe yaramadı, ne oldu? Hadi gel aşağıda, erkek gibi savaş benimle.
izlediklerim Enigma'nın zoruna gitmiş olacaktı ki Enigma bana virüs bombası fırlatarak karşılık verdi. İşini bitirmek için tek yapmam gereken yanına yaklaşıp kılıcımla bir kere vurmak olsa da yanına bir türlü yaklaşamıyordu. İşim tahmin ettiğimden çok daha zordu. Ulan herife bak ya, yanına yaklaştırmıyor. Şuna baksana oğlum, bomba fırlatıyor bana, virüs bombası fırlatıyor. Ulan senin yanına bir yaklaşsam işim bitti de. Şuna bak ya, bu üçüne benim 2,5 kalbim kaldı ya, bu ne oğlum? Oğlum bir kalbim kaldı. Ulan ben onunla ne yapacağımı biliyorum. Bak şimdi gençler, izleyin beni, bak onu nasıl tonga edeceğim. Bak şimdi şöyle saklanayım hemen. Bak bekliyorum, geliyor. Hadi gel bakayım, bum. Bak nasıl sancırdım. Onu nasıl öldün ama? Bak kalbi de yere düştü. Baksana böyle mavi beyaz çok havalı bir şeye benziyor. Şu şöyle alalım şöyle envanterime. Abo baksana, Enigma sart diyor. Kalbi de çok havalı gözüküyormuş ya. Mavi beyaz falan böyle çok parlıyor. Değişik bir şeye benziyor ya. Bir bakalım, neyse hiç zaman kalbinden şu kalbi mezarlığa geri götüreyim. Bakalım adam karşında bana ne verecek. Bu kadar havalı bir kalbe ne kadar güçlü özel bir güç vereceğini hayal bile edemiyorum gençler. 35. günden 42. güne kadar Enigma'nın kalbini mezarlığa götürmek üzere yola koyuldum. Yeni güçlerimi kazanmama çok az kalmıştı. Evet dostum, valla bayağı uğraştım ama en sonunda Enigma'yı kesip kalbini sana getirdim. Bak elimde tutuyorum, nasıl ama? Oo harika. Bunu başarabileceğini hiç düşünmemiştim aslında. Valla abicim, ben yaparım dedim mi yaparım. Neyse sana şöyle kalbini vereyim hemen. Al bakalım kalbini şöyle. Harika. Seninle çalışmak bir zevkti Kevin. Al bakalım. Oha vallahi attı lan, ihanet falan etmedi. Çok iyi. Dur şuna şöyle bakayım. Filozof taşı. Oha bu ne oğlum? Çok değişik bir şeye benziyor. Dur. Şimdi ben bunu denemek istiyorum. Şöyle bir dakika tıklayayım yere, şöyle hemen bir tıklayalım. Hop bir dakika. Lan şuna baksana, yerden zombi hayvanlar çıktı. Bak zombi kurt var, zombi koyun var, zombi inek var. Bu kırmızı yarasa falan da var. Bu ne oğlum? Lan resmen benim için savaşacak bir tane ölü ordum var artık. Harika bir şey oğlum. Zombi ordum var. Ya sen var ya, cidden harika bir şeysin ya. Senin sayende artık fonlu virüsü yenebilirim ve Bobby'yi Fritted'i falan kurtarabilirim. Harikasın ya. Ne demek Kevin? Seninle çalışmak bir zevkti. İyi tamam o zaman. Ben 100 gün challenge'a devam etmek için de buradan ayrılıyorum. Sen de kendine iyi bak. Sonra görüşürüz. Görüşürüz Kevin. Bol şans. Yolun açık olsun. 43. günden 50. güne kadar yeni güçlerimi Tara'ya göstermek için yola koyuldum ama yolda beni bir sürpriz karşıladı. Bu Bobby'nin ta kendisiydi ve görünüşe göre biraz kas yapmıştı. Lan Bobby ne yaptın kendine? Şuna bak, spor salonuna falan mı gittin? Kasmaz yapmış, şuna bak ya. Fritted ne yaptın böyle kendine? Ölen virüsü Bobby'yi her geçen gün daha da güçlendiriyor Kevin. Onu hemen durdurmalısın. Fallen virüs tahmin ettiğimden daha da tehlikeli çıktı. Şuna bak ya, Bobby'nin haline bak. Ulan ben sana şimdi günde gösteririm Fallen virüsü. Gel lan buraya, yeni oyuncakların üstüne neyim de gör günlü. Bunları dedikten sonra Bobby'ye sürpriz bir saldırı yapmaya karar verdim ve zombi ordum üstüne saldım. Beklemediğim şey ise Bobby'nin kendi ordusuyla bana karşılık vermesiydi. İşim zor gözüküyordu. Oğlum var ya Bobby, sen bittin. Bak benim zombi ordum şimdi senin fallen virüs ordunun içinden geçecek. Bak nasıl geçiyor, görüyor musun? Nasıl vuruyorlar benimkiler. Bak daha çok doğuracağım. Şimdi şöyle atayım biraz da. Oh canıma değsin. Lan üstüme doğru koşuyorlar. Dal. Koruyun beni zombi ordusu. Koruyun beni. Tamamdır, biraz daha spawnlayın şöyle. Kaç. Oğlum bu creeper'lar da ölünce patlıyor. Kamikaze yapıyorlar oğlum. Çok manyak bunlar. Şunlara baksana, ben bunları nasıl baş edeceğim ki oğlum? Durmadan doğuruyor böyle. Yeni virüsle ordu doğuruyor sürekli. Benim zombi ordum bunlara yetişemiyor. Oğlum şuna baksana, aşiret gibi dalıyorlar. Benim buradan kaçmam lazım, hazır değilim. Fritted çok özür dilerim, başaramadım ama senin için mutlaka geri döneceğim. Aileni kurtaracağım, merak etme. Hayır. 51. günden 60. güne kadar Tarık'ın yanına gidip yeni bir plan yapmak üzere yola koyuldum. Eve vardığımda ise gördüğüm şey beni çok uğratmıştı. Evimiz Fallen virüs tarafından basılıyordu. Hayır, olamaz, virüslerimizi basmış. Baksanıza Tarık'ı sıkıştırmışlar. Oğlum Fritted'den sonra Tarık'ı da kaybetmeyi göze alamam ya. Şöyle ordumu doğrayın da hemen size dağılsın. Alın lan, görün, görünüzü göreceksiniz şimdi siz. Hadi bakayım, göreyim sizi. Bastırın. Tamamdır, size güveniyorum. Hadi size biraz daha destek olayım şöyle. Ordumu güçlendireyim. Tamamdır, çok güzel. Hadi biraz da ben öldüreyim, size destek olayım. Şöyle öldürelim abi onları. Tamamdır, bastırın. Hadi. Çok az kaldı. Hadi şöyle birkaç tanesini de ben öldüreyim. Son bir tane de şu kaldı. Ve yes, hepsini hallettin Tarık. Seni kurtardım. Söz verecektim kardeşim. Neyse Tarık, valla ucuz atlattık ya. Seni şöyle hemen çıkartalım şuradan. Aa bir dakika. Tarık eline baksana. Fallen virüs kapmışsın. Abi eyvah, ne yapacağız şimdi oğlum? Onlardan birine mi dönüşeceksin yoksa zombi mi olacaksın? Ne? Hayır. Zombiye dönüşmek istemiyorum. Kardeşim bir şey yap. Tarık of ya. Ben virüsleri iyileştirmenin yolunu daha bulamadım ki. Oğlum çok geç olan seni iyileştirmemiz lazım. Ne yapacağız şimdi?
Bence bunu çözse cadı çözer. Hadi cadıya gidelim. Cadı mı? Vallahi herhalde başka çaremiz kalmadı. Çünkü iksirler arası tek iyi olan cadı var tek bildiğim. Başka kimseyi bilmiyorum ben. Neyse arkadaşım, hiç zaman kaybetmeden bataklığa gidelim, cadıyı bulalım. Senin de Ferit gibi o foğlum virüsüne kaybetmek istemiyorum. Dayanamam artık bir arkadaş daha kaybetmeye. 61. günden 73. güne kadar zamanımı Tarık'la birlikte cadının kulübesini aramakla geçirdim. Günler boyunca bataklıkta gezdikten sonra cadının kulübesini bulsak da ortada bir gariplik vardı. Kulübe alevlerle çevrelenmişti. Tarık, baksana kulübenin etrafı alevlerle ve lavlara çevrelenmiş. Çok garip. Biri barikat kurmaya falan çalışmış galiba. Acaba buraya biri falan mı saldırdı? Ne oldu? Çok merak ettim ya. Aa, baksana cadı içeride duruyor. Cadı, dışarı gelsene, sana ihtiyacımız var. Tarık, dua et elinde panzehir olsun, yoksa seni bir yere kapatmak zorunda kalacağım. Hayır. Bu gürültü de ne böyle? Ne oluyor? Siz de kimsiniz? Vallahi cadı, sana işimiz düştü, kusura bakma. Tarık'ın eline Volun virüsü bulaştı ve onu nasıl yok edeceğimizi bilmiyoruz. Sen hiç biliyor musun nasıl yok edebileceğimizi? Panzehir falan var mı elinde? Gördüğüm kadarıyla virüs daha başlangıç aşamasında. Bu düzeltebilirim. Hah, yaşa be. Vallahi çok sevindim ya. Tarık, vallahi şanslı gündesin ha. İyileşen ne diyorsun? Ulan yaşasın. Zombi olmayacağım. Şimdi sabit durmalısın Tarık. Bu biraz cadını yakabilir. Hayır. Olamaz, yanıyorum. Lan oğlum, ne yaptın? Niye yaktın Tarık oğlum? Canını yakıyorsun onun. Dursana. Abi bir dakika. Tarık, elindeki virüs yok oldu. Oha, şuna bak. Panzehir alevmiş meğerse. Cadı, vallahi çok teşekkür ederiz ya. Adamsın. Beni bir etrafını neden alevlerle kapladım zannettiniz? Tabii ki de virüsten korunmak için. İyi tamam güzel, virüs aleve dayanıksız, onu anladık da. Fallen'ın kocaman ordusunu tek tek çakmakla yakacak değiliz herhalde. Bizim böyle kocaman bir alev püskürtme silahına falan ihtiyacımız vardı. Hiç Minecraft'ta öyle bir şey görmedim ben daha önce. Belki de bu konuda size Magma Kral yardımcı olabilir. Onun koordinatlarını da size verebilirim. Magma Kral mı? Tarık, duydun mu? Magma Kral'ın yanına gidiyoruz. Magma Kral mı? Bu alemde benden başka kral yok ki oğlum. Senden olsa olsa boş işler müdür olur Tarık. Cadı, neyse koordinatları ver de biz gidelim o zaman madem. Tamamdır Kevin. Yolun açık olsun. Bol şans. 74. günden 85. güne kadar Tarık'la birlikte Magma Kral'la tanışmak için cadının verdiği koordinatlara doğru yola koyulduk. Yolun sonunda kendimizi bulduğumuz yerse Magma Kral'ın krallığıydı. Oha Tarık, şuna baksana, Magma Kral'ına geldik. Burada aradığımız kesin buluruz, ne diyorsun? Oğlum, krallığa baksana, burası kocaman. Değil mi Tarık, bak ben sana boru değil demiştim Magma Kral'ı. Neyse dur, şuralara doğru yürüyelim de bir giriş yolu falan bulalım. Buradan geçemeyiz çünkü lav kaplı. Tarık, bu Magma Kral'dan hiç iz yok ya, yanlış yere mi geldik acaba? Orada durun bakalım. Krallığımızı siz ziyaret eden de kim? Aa, Magma Kral geldi lan. Siz kimsiniz ve krallığımda ne yapıyorsunuz? Söyleyin bakalım. Magma Kral, biz buraya iyi niyetle geldik. Senin yardımına ihtiyacımız var. Değil mi Tarık? Evet Magma Kral. Niyetle geldik. Biz aslında Fallen virüsünü yenmeye çalışıyoruz Magma Kral, ama senin alev gücüne ihtiyacımız var onu yenmek için. Bize yardımcı olabilir misin bu konuda? Fallen virüsünü ben de sevmiyorum. Belki size yardımcı olabilirim. Ama tabii ki bunun bir bedeli olacak. Krallığımın şampiyonunu yenebilirseniz belki size bir alev gücü bahşedebilirim. Oğlum, bu bence bizi test ediyor. Bunun şampiyonu falan yok yani. Şampiyonu falan yok mu? Tarık, emin misin sonra başımız belaya falan girmesin? Evet oğlum, etrafına baksana. Burada kimse yaşamıyor. Bence teklifi kabul et gitsin. Teklifi kabul et diyorsun ha? İyi tamam Magma Kral, o zaman biz teklifini kabul ediyoruz. Şampiyonla yüzleşmeye hazırız. Harika. O zaman gösteri başlasın. Tam Magma Kral bunları söyledikten sonra ortadaki lav çukurundan bir tane ejderha fırladı ve havada süzülmeye başladı. Tarık'ın dediğinin aksine Magma Kral blöf yapmıyordu ve şampiyon olan alev ejderhasıyla yüzleşmek zorundaydı. Başımız çok büyük dertteydi. Ulan Tarık, senin yapacağın işe başlayayım ya. Baksana, koskocaman ejderhayla baş başa kaldık. Ne yapacağız şimdi biz? Sürmeyeyim oğlum. Adam yalan söylüyor zannettim. Ya tamam, sus da şu ejderhayı öldürmeye bak. Şuna bak ya, ateş üflüyor. Aa, imdat. Yanıyorum. Ya of Tarık, bari işe yara ya. Ben de uzaktan vuramıyorum ki. Baksana, kılıcım var sadece. Ya Tarık, sen tutturamıyorsun şunu ya. Bana ver de ben vurayım şu ejderhayı. Sen beceremiyorsun bir şey. Ver şunu bana bakayım. Tamamdır, şöyle alayım abi. Şimdi göstereceğim gününü ona. Hop, bir dakika. Oğlum ne oldu lan? Yay değişti oğlum. Özel bir şeye dönüştü. Oha, bir dakika, kırmızı yarasalar fırlatabiliyorum, şuna bak. Ulan şimdi silahları değişti ejderha, gel bakayım buraya. Tarık dur, oradan çekil, öleceksin. Kaç. Yanıyorum.
Ulan sen kimsin de arkadaşımı yakarsın ha? Sana şöyle kırmızı yarasalarımı fırlatayım da gör gününü bakayım. Şöyle bir tane daha fırlatalım. Oo, bak nasıl patlıyor, ses çıkartıyor. Şöyle bir tane daha fırlatalım. Oh canıma değse. Aa bakın gençler geri çekilmeye başladı ejderha. Kırmızı yarasalar ışığı yarıyor. Ya Kevin ırışsan böyle olur ejderhacım, öyle kaçamazsın, gel buraya. Ejderha bak buradayım, gel bakalım. Tarık tamam ejderha yemi yuttu, çekil oradan. Şöyle son bir tane daha vurdum. Oy, yes kazandık. Tak bizi bitirecek kardeşim, işte bu kadar be. Kazandık. Tebrikler çocuklar. Şampiyonumu yenmeyi başardınız ve ödülü almaya hak kazandınız. Sizi ejderhanın nefesiyle bahşediyorum. Alın bakalım. Ejderhanın nefesi mi? Dur alayım şöyle şunu. Acaba bu düşündüğüm şey mi? Şöyle deneyeyim şunu bir dakika. Oğlum evet, ejderha gibi alev üfleyebiliyorum. Harika bir şey bu. Oğlum dur, beni yakacak. Yerinde dur bir. Tamam sakin ol Tarık, ya seni yakmayacağım. Ne oluyor lan, boyumuza dolup, bir dakika ne oldu? Oha şuna bak, alevden kollarım var, kaslım aslı oldum. Oha bu ne oğlum? Giga Jet Kevin. İyi o zaman babamın kral, biz hemen Fall virüsünü yenmeye gidiyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz sana, valla minnettarız. Ne demek, yolunuz açık olsun. Savaşınızda bol şans. 86. günden 99. güne kadar final karşılaşmamız için Bobby'yi aramaya koyuldu. Arayışımın sonucunda onu bulduğum yerse Feridedin köyüydü ve Bobby Feridedin ailesini köyün tam ortasında ordusuyla çevrelemişti. Anlaşılan burası Fallen virüsünün benden korunmak için en güvenli bulduğu yerdi. Savaş başlamak üzereydi. Tarık ben hem Bobby'yi hem de Feridedin ailesini köyün ortasında görüyorum. Bak şu an orada bekliyorlar ama bu Fallen virüsünün ordusuyla çevrelemişler onları. Yani onları kurtarmak için şu alev silahını kullanmam lazım. Sen burada güvenli bir yere geç, beni bekle, tamam mı? Tamam. Ben üst katta saklanacağım. Dikkatli ol, bak sana güveniyorum he. Tamam Tarık, sen buradan sakın bir yere ayrılma. Ben daha başkasını kaybetmeye göze alamam çünkü artık. Ulan Fallen virüsü, sen bittin. Senin için geliyorum. Hey selam gençler, ne yapıyorsunuz? Bakın ilaçlama servisi geldi. Bakın sizi nasıl iyileştiriyorum şimdi. Bak. Allah dur çok fazla geliyor. Şu tarafa gidelim şöyle hemen. Gençler bak, hiç direnmeye çalışmayın. Az sonra her şey bitecek. Bak şu ölelerin tadına bakın. Bir çok seveceksin zaten, eminim izleyin. Hadi bak çoğunu iyileştiririm gibi duruyor. Şöyle arkamı döneyim, şöyle arkamı kovalayanları değiştirelim şöyle alevlerle. Oh mis gibi. Tamamdır, şu köylü kaldı, şunu da iyileştirelim. Tamamdır abi. Lan oğlum baksana, ordum mordun kalmadı. Hepsini iyileştirdim, artık yok oldun oğlum. Bittin sen, bittin. Madem ordumu yok ettim, ben de Bobby'nin güçlerini kullanırım. Bobby'nin güçleri mi? Ne yapıyorsun oğlum elinde öyle? Bir dakika. Oğlum Bobby'nin güçlerini kullanarak beni havaya fırlattı Fallen virüsü. Dur ışınlamam lazım şöyle. Uf vallahi ucuz atlattık ya. Ulan Fallen Bobby'yi iyileştiririm de görsen günlüğü. Sıkıysa yaklaşma. Ulan alevimle şu Bobby'yi iyileştireceğim de bir türlü bana fırsat vermiyor ki. Şuna baksana, aleviyle sürekli beni havaya uçuruyor ya. Oğlum ne yapacağım şimdi ben ya? Fallen virüsü Bobby'nin avantajını kullanıyor. Ulan beni 5 dakikadır havada sektiriyor ya. Benim aslında bir şey yapmam lazım yoksa öldürecek. Şuna baksana, Fall damage alıyorum. Dur ben yapacağım, biliyorum sana. Şöyle arkasına ışınlanacağım abi. Şöyle geldim. Şimdi şöyle arkaladım. Ve yes. Oh be Bobby, iyileştirdim sonunda seni. Var ya Fallen virüsü beni deli etti ya. Az kalsın ölecektim. I miss you. Vallahi Bobby ben de seni çok özledim ya. Of canım benim ya. Kardeşim benim be. Kutlamanızı bölmek istemem ama bizi serbest bırakabilir misiniz artık? Bu ipler canımızı yakmaya başladı da. Aa çok pardon Feride. Tamam hemen sizi çıkartıyorum iplerden. Hemen çözüyorum iplerinizi. Kardeşim seni çok özledim. Sonunda kurtuldun. Ben de seni çok özledim Tarık. Ben de seni çok özledim. Ay yıkayamam ya. Feride ailesi sonunda kurtuldu ya. Abi mutlu sonlara bayılıyorum. Çok seviyorum bunları. Neyse gençler, o zaman videoyu güzel bir şovla bitirelim. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Dı 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 dı.